Herkese merhaba arkadaşlar. Sizi özetmeden hemen yeni bir videoyla karşınıza çıkalım dedik. Çünkü muhteşem bir villayla karşınızdayız. Bu villa kaçmaz. Kelepir fiyata. 3 artı 1. Müstakil site içerisinde arkamdaki manzarayı kesintisiz görebileceğiniz eşyalarıyla birlikte satılık. Havuzlu site içerisinde muhteşem bir villa. Fiyatımız ne? Bakın fiyatı duyunca şaşırmayalım. Gerçekten bu rakamları artık neredeyse bitişik nizam villa bulamıyoruz ki daha yüksek fiyat isteniyor. Dubleks daire fiyatına da denilebilir. Fiyatımız ne? 7 milyon TL. 7 milyon TL'ye küçük de olsa bir pazarlığımız var. Arkamdaki manzaranın sahibi olacaksınız. Site gerçekten çok güzel bir site. Drone görüntülerini de izleyeceksiniz. Aidatımız 1200 TL ya da 1250 TL civarında bir rakamdı arkadaşlar. O 50 TL'yi karıştırıyor olabilirim. Çok güzel bir manzaramız var. Harika bir havuzumuz var. Şöyle bir göstersen şu ön tarafı. Şöyle bir göster. Peyzajı buradan göstermiş olalım. Bakın sitenin peyzajı bu arkadaşlar. Aidata, peyzaj, havuz bakımı, her şeyi dahil ve manzara kesintisiz izlenilebilecek muhteşem bir konumda. Denize sadece 200-300 metre mesafede. Havuzu zaten muhteşem. Drone görüntülerini izleyeceksiniz. Harika bir villa gezeceğiz. Aşağı ineceğiz. Aşağıdan başlayalım sonra yukarıya doğru çıkalım. Tekrar videoyu burada bitirelim ama şu manzaranın tadını çıkarın. Bu arada drone görüntülerini de çekelim ki havuzu ve denize yakınlığında daha net görebilirsiniz. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar full deniz manzaralı 3 artı bir site içerisinde havuzlu site içerisinde gerçekten güzel bir site bu arada. 7 milyon TL 3 artı bir eşyalı bir villa sahibi olabilirsiniz dedik. Manzaramız muhteşem. Bugün keşke hava biraz daha güzel olsaydı da gösterebilseydik. Sitenin farklı farklı girişleri var. En yakın giriş burası. Bizim girdiğimiz yol ve villa da bu arkadaşlar. Çok güzel bir villa. Bence bu fiyatlara da kaçılmayacak bir villa. 7 milyon TL'ye müstakil site içerisinde arkamdaki manzarayı görüyorsunuz. Zaten terastaki manzarayı gördünüz. Çok güzel gerçekten harika bir yer. Havuzda size izleteceğiz. Havuzunda drone görüntülerini çekeceğiz. Şöyle bir gösterelim mi aşağıdan da. Köşeden de bir gösterelim. Ev gerçekten çok güzel duruyor. Masrafı da yok. Hemen taşınabilirsiniz. 7 milyon TL'de kelepir bir fiyat. Küçük bir pazarlığı var. Bunu söyleyelim. Çok küçük bir pazarlığımız var. Alt tarafta bir de depomuz var arkadaşlar. Ev gerçekten çok güzel bir ev. Bence alınabilecek en mantıklı fiyat. Fırsat bir villa denilebilir mi bence? Fırsat bir villa. Burada bir depomuz var. Zaten ön tarafında yine demirle kitlemişler. Şu bahçelerin da bize ait sayılabilir yani. Şöyle bir bahçemiz var. Tabi buradaki evin bahçesi biraz daha geniş. Bunun yan taraftaki bahçesi geniş. Bu taraftaki dar. Ama tamamen müstakil bir villa. Havuz da var. 1200 TL aidatı var arkadaşlar. 1200 TL'ye havuz bakımınız ve bahçe bakımınız yapılıyor. Bu da gerçekten uygun bir aidat demek. Hemen şöyle geçelim eve doğru. Şu yürüyüş yolunu kullanabiliyorsunuz. Yan bahçeyi de gösterelim. Yan bahçesi de çok güzel. Burayı da isterseniz değerlendirebilirsiniz. Tabii çakıl taşlarıyla kapatmışlar. Ama şuradan itibaren başlıyor bizim bahçelerimiz bu alan sizin. Aşağı kadar olan alan da tamamen size ait. Çok güzel de bir ağacımız var burada. Şeklini de çok güzel vermişler. Gerçekten güzel duruyor. Bu çakıl taşlarını kaldırıp çim de yaptırabilirsiniz. İsterseniz bir kamelyalanı da buraya yaptırabilirsiniz. Güzel bir hobi bahçesi olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi girişte Biraz karanlık içerisi. Hava bugün sabah çok güzeldi bir anda bozdu. Girişte güzel bir küçük bir antremiz var. Koridorumuz var. Sonra salon mutfağa geçiyorsunuz. Ama girişte hemen sol tarafta şöyle bir banyo lavabo var. Burayı bir gösterelim. Çok da bir tadilat istemiyor bence. Yani buraya bir yarım cam duşakabin taktırılabilir belki. Yaptırmak isterseniz. Gayet güzel geniş bir banyo lavaboya sahip olacaksınız. Ve şu salonun büyüklüğü de çok geniş. Salonumuz da gerçekten dev gibi. İki tane karşılıklı koltuk yerleştirilmiş. Televizyonu sökmüşler. Tekrar takılacak. Artı masamız var. Bu masa zaten dışarıya çıkacak. O şekilde kullanacaksınız. Gayet geniş, güzel bir ev. Ama şöyle bir dönelim mi? Mutfağı da bir gösterelim. Sonra balkona çıkalım. Şöyle genel hatlarıyla bütün her yerini bir gösterelim. Chimstone tezgah yapmışlar. Tezgah yeni yapılmış. Bak çok da güzel olmuş. Mutfak kısmı da burada. Birazdan detaylı inceleyeceğiz. Güzel de sineklikler yapılmış. Panjur sistemi otomatik değil ama manuel. Bu fiyatlara müstakil villa bulma şansımız başka yok. Gerçekten yok. Çok güzel bir villa. Alt kattaki balkonumuz bu şekilde arkadaşlar. Dev gibi bir balkon var. Yan bahçeye de buradan inmek için bir alanımız var. Hidrafor gibi şeyleri de gizleyecek bir depo yapılmış burada. O da çok güzel olmuş da. Şu ne kadar güzel değil mi? Ve balkonun içine kadar girmiş. Harika duruyor. Şu alanı da bir gösterelim. Burada da küçük bir depomuz var. Zaten bunun altı kocaman bir depo. Burada da yine küçük bir depo yapmışlar. Üst tarafı kapatmışlar. İstenirse ve alt taraftan da biraz daha güzel bir şekilde kapatılabilir ya da teras kısmında pergoli sistemi de yapabilirsiniz. İstediğinizi yapabiliyorsunuz. Ev gerçekten güzel. Klimamız da mevcut. Hemen şu merdiven altını bir gösterelim önce. Lavabo değil ama böyle bir depomuz var. Çamaşır makinesi de buraya yerleştirebilirsiniz. Ama odalar yukarıda olduğu için üst katı değerlendirme çok daha mantıklı olacaktır. Şöyle bir gösterelim burayı da. Chimstone tezgahımız var. Ocak yine elektrikli bir ocağımız var. Arçelik marka. Dolaplar iyi durumda. Bence gayet kullanılabilir. Güzel durumda dolaplarımız var. Ama isterseniz kapaklarını da değiştirip daha modern bir görüntüye de kavuşturabilirsiniz. Bugün arkadaşlar o kadar sıcak bir hava var ve o kadar bunaltıcı bir hava var. İnanın bugün Didim'de dışarıya çıkmak gerçekten çok zor. Ve biz yine sizin için güzel portföyler bulup bunların çekimini yapıyoruz. O zaman siz ne yapıyorsunuz? Hemen oradan bir beğeni tuşu. Sonra alta küçük bir yorum. Abone olmadıysanız abone olursanız da bizi mutlu etmiş olursunuz. 3 adet odamız var. Bir tane de genel kullanım banyo lavabomuz var. Şimdi bu ev ortalama 10-11 yıllık maksimum 12 yıllık bir ev. Şimdi bu evde arkadaşlar böyle geniş, Balkonlar ve banyo lavabolar görebiliyorsunuz. Yeni evlerde göremezsin. Şu duşa kabinin genişliğini göstermek istiyorum. Standart bir ebeveyn banyosu kadar sadece duşa kabin alanı var. İçerisinde gerçekten dev gibi bir boşluk var. Çok güzel bir lavabo yapılmış. Çamaşır makinesi ve ısıtıcı da buraya yerleştirilmiş. Artı burada bir yine dolabımız var. Bence bak şu duşa kabin karşıya kadar uzatılabilir. Havlu dolabı buraya yapılabilir ya da bu tamamen dolap yapılıp bunun yan tarafı da havlu dolabı olarak kullanılabilir. Hemen şöyle bir karşıdaki odaya bakalım. Burada güzel bir odamız var. Küçük de bir balkon var ama balkona çıkalım gerek var mı? Terastan göstereceğiz zaten. Küçük böyle sigara balkonu derlerdi ya eskiden. Ee, bizim yaşı daha büyük emlakçı abilerimiz sigara balkonu derdi. Biz yeşil demiyoruz ama Çift kişilik bir yatağımız var. Artı burada dolabımız var arkadaşlar. Yine klimada takılı. Burası çocuk odası olarak değerlendirin. Gerçekten harika bir çocuk odası olacaktır. Rutubet nem hiçbir şey evde yok. Şimdi iki tane daha odamız var. İkisine de bakacağız. Hemen şuradaki banyonun yanındaki odaya bakalım. Gayet geniş. Dev gibi bir oda. Çok odaya girme zaten balkondan göstereceğiz buraları tekrardan. İki odayı da gösterelim. Çünkü aynı balkona çıkıyoruz. Yine klimamız da hazır. Çift kişilik yatak sığmış. Karşıda bir dolabımız var. Komodin istenirse yerleştirebilirsiniz ki yeteri kadar da alana sahipsiniz. Ya ben şöyle gelelim diğer banyo lavabomuza. Burası da geniş. Bakın hareket alanımız oldukça fazla. Zaten bir tane komodin yerleştirmişler. Ama bence yatağı böyle alıp dolabı karşıya koymak çok daha mantıklı olabilirdi. En azından şu geçiş alanını kapatmamış olurduk. Gayet güzel bir balkonumuz var. Oraya da bir bakalım. Tabii bu kattayken köşelerden, sağlardan, sollardan denizi görebiliyoruz. Maxeri Otel'in hemen yan tarafındayız. İki tane odadan da bu balkona çıkabiliyoruz. Yine iki odayı da bir gösterelim mi? Şöyle kısaca da olsa bir gösterelim. Böyle bir odamız var dedik. Diğer tarafta da daha geniş, bir tık daha geniş bir odaya sahipsiniz. 7 milyon TL arkadaşlar bu rakamlara gerçekten bir daha bulunamayacak bir villa. Bir daha bu rakamlara villa bulamayız. Artık daire parası neredeyse. Bitişik nizam. Villalara istenilen paralar 12-13 milyonken ben size tamamen müstakil site içerisinde, havuzlu bir site içerisinde muhteşem bir villa gezdiriyorum. Bence kaçırmayın. Geldik terasa. Zaten açılışı terastan yapmıştık ve manzaramızda inanın muhteşem. Harika bir manzaramız var. Sapla da manzarasını görebiliyoruz. Didim merkezi görebiliyoruz. Hava açık ya da kapalı olsun fark etmiyor. Buradan muhteşem bir manzar izleyebiliyorsunuz. Şimdi pergule gibi yapanlar var sitenin içerisinde. Ya da işte camla kapatanlar var. O şekilde de bir şey yapabilirsiniz. Ve buradan hemen bir dakika bile yürümeden 2 dakika bile yürümeden denize ulaşabiliyorsunuz. Artı havuzumuz da çok güzel duruyor. Şöyle siteyi de bir genel gösterelim mi? Bakar mısın? Bitişik nizam villalar da var burada. Ama burası tamamen müstakil bir villa. Yan tarafını da bir gösterelim. Şimdi şuraya bir sabit barbekü yapılabilir ki zaten diğer taraflarda yaptıranlar var. Güzel de olur. Bir masa sandalye ya da buraya bir mutfak yapılabilir. Bir masa sandalye ile muhteşem bir görüntü ortaya çıkacaktır. Güzel bir havada zaten burayı görseniz arkadaşlar masmavi bir denize sahip olacaksınız. Gerçekten harika bir villa gezdik. Bu fiyata da kaçılmayacak bir villa gezdik. 7 milyon TL küçük de olsa, az da olsa bir pazarlığımız var. Kendinize çok iyi bakın sürücülüğü sahiplensek affedin